Geçiyoruz. Somut soyut sözcüklerden nitelik ve nicelik bildiren sözcükleri. 7 nitelik, nicelik bildiren sözcükler. Bakın, nitelikle ilgili de aynı şekilde şunu söyleyebiliriz. Niteliğin sözlükteki anlamına bakarsak özellik. Özellik bildirecek nitelik. Nicelikse hani nice mutlu yıllara deriz. Değil mi? Niceliği buradan anlayacağımız gibi çok. Yani burada nicelik dediğimiz şeyse sayısal değer bildirecek. Bu kadar. Anlamamız gereken. Buradaki nitelik özellik bildirecek. Nicelikse sayısal değer bildirecek. Bunu unutmuyoruz. Mesela örneklerimizde geçelim. Küçük planlar küçük insanların işidir. Bakın, burada küçüklük, büyüklük evet ölçülebilir. Yani sayısal değer arz edebilir ama burada hayır. Ben planın küçüklüğünü, insanın küçüklüğünü metreyle, kiloyla ölçemiyorum. Burada bahsedilen şey aslında niteliktir. Bu küçüklük planın, bu küçüklük insanın bir niteliğidir, özelliğidir. Daha sonra dar kafalı adamın tekiydi. Burada da dar kavramı. Ben evet darlığı metre hesabı ölçebilirim ama metrekare hesabıyla ölçebilirim ama kafanın darlığını ölçemem. Yine yani buradaki nitelik bildiren darlık. Yani bu sözcükte nitelik bildiren sözcük. Ha, geçelim. Birçok işçi alımı olacakmış. Bir diğer örnek. Bazı öğrenciler sınavda üstün başarı göstermiş. Dedim. Şimdi burada birçok dendiğinde bunu evet burada sayısal olarak verilmemiş. Fakat ben istersen buraya 1000 işçi alımı olacakmış dediğimde bir sayısal değer koyabilirim. Aynı şekilde bazı öğrenciler dedim. Burada bazı öğrenciler dediğinde hangi öğrencilerin olduğu belli değil. Ama ben buraya Ayşe, Fatma, Veli diyebilirim. Yani öğrencileri de koyabilirim. Dolayısıyla yani sayısal değer buraya da koyabilirim. Burası ise nicelik bildiren bölüm oluyor. Peki, şimdi nitelik ve nicelik bildiren sözcükleri de geçtikten sonra hemen şu başlığımızı da silelim ve anlamca kalıplaşmış sözcük öbekleri diyelim. Anlamca kalıplaşmış sözcük öbekleri. Anlamca kalıplaşmış sözcük öbekleri dendiğinde aklınıza ilk gelen şey zaten deyim olacaktır. Deyim olmalıdır. Deyim dediğimiz şey ise genellikle en az iki kelimeden oluşacak ve bunun dışında anlatıma çekicilik katacak. Değil mi? Bu deyimin bir özelliğidir. Sonra kalıplaşmış olacak. Yani bir deyimde siz sözcüklerin yerine başka sözcükler getiremezsiniz. Kalıplaşmıştır çünkü onlar. Soyut bir kavramı somutlaştıracak
Ve deyimlerde çoğu zaman mecaz anlam vardır. Ha, tabii ki mecaz anlamı olmayan deyimler de vardır. Bunlardan örnek vermek gerekirse şunu söyleyebiliriz. Hem suçlu hem güçlü. Sonra yükte hafif, pahada ağır. Sonra çoğu gitti, azı kaldı. Sonra iyi gün dostu. Sonra şöyle yapalım. Parayla değil, sırayla. Tabii Türkçe'de 8000 deyim olduğu için hepsine burada yer vermemiz mümkün değil. Ve şunu da unutmayalım, bir dilin ne kadar deyim sayısı fazlaysa o dilin o kadar zengin olduğunu kanıtlar. Dolayısıyla 8000 deyime biz burada yer veremeyiz. Bunlar şu anda gördüklerimiz gerçek anlamlı, yani mecaz anlam taşımayan gerçek anlamlı deyimler. Yani hem suçlu hem güçlü. Bunu yorumlayamazsınız. Olduğu gibi bir anlam vardır. Yani bir insan hem suçludur hem de güçlü olmaya çalışıyordur. Aynı şekilde bir kavramdan, bir nesneden bahsederken demek ki yükte hafif ama parası oldukça yüklü. Çoğu gitti, azı kaldı. Bunu da yorumlayamazsınız. Hani bir görünen anlam, bir başka görünmeyen anlamı yoktur. İyi gün dostu. Aynı şekilde parayla değil sırayla, aynı şekilde bunlar gerçek anlamlı deyimlerimizdir. Şuraya kadar silelim. Bunun dışında cümle biçiminde karşıma da çıkar deyimler. Ne diyelim? Ağzına bir parmak bal çalmak. Bu aynı şekilde cümle biçiminde bir deyimimizdir. Hangi dağda kurt öldü? Bu da aynı şekilde cümle biçiminde deyimimizdir. Karşımızdakileri ikna edemediğimiz zamanlarda kullandığımız bir deyimimiz. İki gözüm önüme aksın. Dostlar alışverişte görsün. Bunlar da bizim. Tabii örnekleri yine çoğaltmak mümkün. Biz sadece bu kadarını vermiş olalım. Cümle biçiminde deyimlerimizden bazılarıdır. Deyim konusuna devam ediyoruz. Çünkü söylememiz gereken özellikleri devam etmekte. Deyimler genelde burada da karşılaştık. Çok nadirdir çekimlenmiş olarak karşımıza çıkanları. Ve genelde bir isim ve bir mastar halindeki eylemden oluşurlar. Dolayısıyla mastar halinde olması onun mastar halindedir. Ve mastar halinde olması onun her kişi ve kipe göre çekimlenmesini sağlar. Bunu unutmuyoruz. Deyimleri biz mastar halinde olmasından kaynaklı her kişi ve kipe göre çekimleyebiliyoruz. Daha sonrasında deyimler arasına başka sözcükler girebilir. Başka sözcükler girebilir ama deyimlerdeki sözcükleri ben alıp yerine başka bir kelime
kullanamam çünkü onlar az önce de söylediğimiz gibi kalıplaşmış sözcüklerde ya da sözcüklerin yerlerini değiştiremezdim. Ama sadece ve sadece deyimler arasında başka sözcükler girebilir diyebiliriz. Mesela bunu örnek verecek olursak, ayıkla bakalım. Şimdi pirincin taşını. Dediğimde aslında benim deyimim ayıkla pirincin taşını iken, bakın araya bakalım şimdi geldi. Bazı deyimlerimiz yaşamımızdaki gerçeklere dayalı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bazı deyimler yaşamımızdaki gerçekliklerden ortaya çıkmıştır. Aslında hepsi böyledir. Baktığınızda bütün deyimlerin bir hikayesi vardır. Bazı deyimler yaşamımızdaki gerçekliklerden ortaya çıkmıştır. Ne gibi? Mesela sudan çıkmış balığa dönmek. Evet. Sonrasında dört ayak üstüne düşmek. Bunu şanslı olduğumuz durumlarda söyleriz. Evet, dört ayak üstüne düştüyseniz de şanslısınızdır. Deyimlerle ilgili özelliklerimizden bir diğeri daha. Kimileri de jest ve mimiklerimizden oluşmuştur. Bunu silelim, onu da biraz yukarıya yazmış olalım. Kimi deyimlerimiz jest ve mimiklerimizden ortaya çıkmıştır. Yani burun kıvırmak, omuz silkmek ya da yaka silkmek. Bunlar aynı şekilde ya da ağız kıvırmak. Bunlar jest ve mimiklerimizden ortaya çıkan deyimlerimizdir. Bunları da unutmayalım.